baharı değil, adeta yazı müjdeleyen bir hava var. Mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık ve pırıl pırıl bir güneş. Erman Toroğlu son kontrolleri yapıyor. Oyunu Beşiktaşlar başlatacaklar. Erman Toroğlu'ndan ilk düdük sesi ve karşılaşma açıldı. Şenol, sol kanat savunucusu Kadir. Feyyaz'dan önce orada bulunan İsmail, Ulvi ve Zalat. Nezih'i Mehmet bastırdı. Şimdi Turan. Rıdvan'dan önce orada bulunan Kadir müdahale etti. Şenol. Mehmet. Şenol. Bu yavaş hareketler sonrasında orta alanda sarı lacivertler savunmada dengeli bir dağılım kazandılar. Rıza. Şenol. Arapası Ali. Feyyaz birlikte hareketlendiler. Ali. Şumayar karşısında kale boş. Şut ve son anda müdahale Nezihi'den. Mutlak bir gol durumu. Feyyaz Ali birlikte birbirlerine bıraktılar. Birlikte birbirlerine baktılar ve bir an kararsızlık sonrasında Ali'nin işte bir kez daha görüntüye geliyor. Bir anlık duraklama var. Ali karşısında tecrübeli Şumayar açıyı kapatmak için uzanıyor. Bir an kontrolü bozuldu. Yılların tecrübeli elemanı Nezihi de oraya geldi ve boş kaleye yumuşak vurulan topu köşe atışına çevirdi. Köşe atışı kullanıldı. Şenol. Rıza ofsayt durumunda. Erman Toroğlu ofsaytı belirliyor. Ali hareketlendi. Küçük Şenol bıraktı. Müjdat da geldi oraya. Şimdi 2-1 mücadele. Ve hemen direğin dibinden dışarıya çıktı. Taç. Rıza kullanıyor. Ferdinand. Rıza. Şumayar kafa vuruşunda bir an bakıyoruz. Erman Toroğlu biraz gecikmeli de olsa golü veriyor. Ali az önce golü kaçıran Ali gerçekten nefis bir gol atıyor. Biraz sonra yönetmen arkadaşım yeniden görüntüye verecek. Mükemmel bir gol gerçekten. İşte Beşiktaşların sevinci ve sağ taraftan yapılan Rıza'nın ortasını çok iyi izleyen Ali güzel bir kafa vuruşuyla adeta futbolda çatal denilen yere bırakıyor. İşte Ferdinand, işte Rıza. Topu düzeltişi, ardından güzel bir orta. Ali'nin hareketlenişi, Schumacher'in uçtuğu bir pozisyon. Hani o çatal denilen yer var ya, orada sekiyor. Kalenin içine düşüyor. Erman Toroğlu gol diyor. Hasan. Oğuz. Hasan. Aykut. Oğuz. Rıdvan. Çok güzel bir pas. Rıdvan sağ tarafı doğru indirdi. Fenerbahçe'den kimsenin olmadığı bir yerde Fenerbahçeliler böylesine elverişli bir durumu Rıdvan'la değerlendiremiyorlar. Oğuz. İsmail. Gökhan hava toplarında başarılı bir oyuncu. Küçük Şenol. Ali savunmaya yardımcı olarak geldi. Recep. Beşiktaşlar karşı tatağa kalkıyorlar. Rıza. Küçük Şenol. Oğuz. Rıdvan. Savunmanın derinine doğru ittiği Aykut. Şut ve top ağlarda. Karşılaşmanın 32. dakikası. Fenerbahçe şimdi bir birlik beraberliğe kalıyor. Evet. Aykut gerçekten çok güzel bir pas. Ve şimdi Fenerbahçelilerin sevinci var görüntüde. Biraz sonra yeniden görüntüye gelecek gol. Ve işte görüntüde Oğuz ve işte Rıdvan. Ve o Rıdvan'ın güzel pası, Aykut'un bu pası iyi değerlendirişi, Zalat'ın 1.93 boyuna kadar topa rağmen topa uzanamayışı, son alt köşede ağlarla buluşması meşin yuvarlağın ve skor tabelasında şimdi bir birlik beraberlik. Mehmet kullandı taç atışını. Şenol, Kadir. Mehmet savunmanın arkasında Feyyaz topla buluştu. Schumacher kalesinden çıktı. Schumacher bir kez daha açıyı kapatıyor ve Feyyaz çapraz durumda, böylesine bir pozisyonda topu iyi kullanamıyor, iyi değerlendiremiyor. Şenol. Feyyaz.
Müjdat karşısında vuruşunda Schumacher güzel bir refleks örneği topu dışarıya tokatlıyor. Evet, az önceki gelişimi yeniden ekranlara yansıyor. Küçük Şenol. Turan. Hakan, Turan. Fenerbahçe'nin pas bağlantısı çok iyi. Hasan bıraktı. Sağ tarafta Rıdvan. Şut ve direkten geri geliyor. Recep. İşte yeniden ekrana geliyor. Hasan bırakıyor. Gol açısı elverişli. Rıdvan sert vuruyor. Zalat'ı geçen top direkten geri geliyor. Hasan. Rıdvan. Hasan. Recep kovalıyor. Ulvi. Şenol. Araya giren Rıdvan kaptı. Çok çabuk sert bir şut. Ve yan ağlara gidiyor top. Çok çabuk gerçekten. Kontrolü, kıvraklı, dalıcılı ve cesaretiyle dikkatleri üzerine toplayan bir oyuncu demiştim. Bir anda depara kalktı. Topu kaptı. İşte birlikte bir kez daha izliyoruz. Topu alır almaz hemen kendisine şut pozisyonu buldu ve Zalat'ın yanından yolladığı topta yan ağlarda kaldı. Turan. Aykut. Gökhan. Aykut. Rakibinden sıyrıldı sert şut. Zalat yine Aykut. Bir kez daha şut durumu arıyor. Rıdvan. Son çizgi yakınında. Yerden bir pas. Serin kanlı hareketler ve ardından Ulvi Zalat'tan önce topu dışarı atarak savunmasını rahatlatıyor. İngiliz Gordon Mill. Serin kanlı olarak bilinen Gordon Mill oldukça heyecanlı görünüyor böylesine bir karşılaşmada ve taç atışı Fenerbahçe'nin. Yeniden az önceki gelişim görüntüde. Rıdvan sağ tarafta. Set yapan Kadir karşısında. Rıdvan. Kadir top dışarıda. Rıdvan koşu açın hazırlığında. Mehmet geldi karşısında tek başına set yapıyor. Hakan yanına doğru sokuldu Rıdvan'ın. Mehmet'ten sekti. Şimdi Hakan. Şenol. Hakan kapıyor. Kalabanın arasına bir pas. Aykut. Ters bir vuruş. Ters bir vuruş Kadir'den. Bu arada Hakan ve ilginç bir durum var. Zalat'ın itirazları. Hakan az sonra görüntüye gelecek, birlikte yorumlayacağız. Hakan'ın büyük sevinci, arkadaşlarının onun etrafında kümelenişi, seyirciyi selamlayışları. Fenerbahçe 2-1 öne geçiyor bu golde. Biraz sonra gol yeniden görüntüye gelecek. İşte Fenerbahçeli taraftarların büyük coşkusu. Ve işte gol öncesinin görüntüsü. Hakan. Ardından bir pas yapıyor. Aykut. Araya giriyor. Hakan vuruyor. Ve Hakan'ın bu golüyle Fenerbahçe Beşiktaş karşısında 1-0'lık yenik durumda 2-1'lik üstünlük sağlıyor, elde ediyor. Her iki takım da orta alanda daha çabuk geçmeye başladı. Oyunda bir çabukluk var. Oğuz. Rıdvan. Oğuz. Aykut. Oğuz şut durumunda. Şut ve direğin yanından yumuşak bir vuruşla topu dışarı gönderiyor. Oğuz. Görüntüde izliyorsunuz. Oldukça üzgün. Ve işte bu pozisyon. Aykut estetik olarak güzel bir hareketle topu önündeki boşluğa bırakıyor. Ali. Ferdinand'a bıraktı. Nezihi yine yanı başında. Zeki. Ali. İsmail kovalıyor. Ali. Son çizgi yakınında. Çeviriyor topu. Feyyaz'ın kafa vuruşunda Schumacher'de kalıyor top. Erdi. Recep ve Taç. Bütün bakışlar Erman Toroğlu'na yönelik. Evet, 90 dakikanın son düdük sesi. Ve Fenerbahçe Beşiktaş'ı Fenerbahçe stadında 2-1 yeniyor.